İklim deklarasyonu küresel projeleri dur dedi. 1100 bilim insanı aylardır üzerinde çalıştığı küresel iklim deklarasyonunu yayınladı. Uzun süredir üzerinde çalışılan deklarasyonun altında başta Nobel ödüllü Profesör Doktor Ivar Javier, Profesör Doktor Gaspar Erkut, Profesör Doktor Reinhold de Burger olmakla çok sayıda iklim, küresel ısınma, toplum ve tarım üzerinde çalışma yapan bilim adamları imza attı. Çalışmanın giriş metninde dünyada küresel ısınma projesinin ortaya atıldığı bildirildi. Bilim insanları küresel iklim konusu manipüle ediliyor, ortaya bilimsel veriler değil, komplo teorileri atılıyor. Bilim insanlarından daha çok politikacılar ve diğer gruplar bu konuda konuşuyor ifadelerine yer verdi. Bilindiği üzere bugün dünyada insan artırımına ve doğal hayvancılığa karşı olan gruplar sık sık karbondioksitin küresel ısınmayı tetiklediğini savunuyor. Bu nedenle doğum kontrollerinin getirilmesini, doğal tarım ve hayvancılığın yok edilerek yapay et başta olmakla laboratuvarda üretilen gıdaların tüketilmesini savunuyor. Hatta çok sayıda vakıf yapay gıda üzerinde çalışmalar yürütüyor. Raporda karbondioksit salımının küresel ısınmayı tehdit ettiği iddiasının da yalan olduğunun altı çizildi. Atmosferi karbondioksitle zenginleştirmenin faydalı olduğu gerçeğini görmezden geliyorlar. Karbondioksit yaşamın temeli olan bitki besinidir. CO kirletici değildir. Yaşam için gereklidir. Fotosentez bir nimettir. Daha fazla CO2 doğa için faydalıdır. Dünyayı yeşillendirir. Aynı zamanda tarım için de iyidir. Dünya çapında mahsul verimini artırır denildi. Deklarasyonda küresel ısınmanın normal seviyede olduğu belirtildi ve küresel kontrol politikalarına karşı çıkıldığı net bir biçimde vurgulandı. Küresel ısınmanın doğal afetleri yoğunlaştırdığına dair istatistiksel bir kanıt yok. Bununla birlikte CO2 azaltım önlemlerinin maliyetli olduğu kadar zarar verici olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunmaktadır. 2050 için önerilen zararlı ve gerçekçi olmayan sıfır karbondioksit politikasına şiddetle karşı çıkıyoruz ifadelerine yer verildi. Bilim insanları ayrıca çalışmalarının bundan sonra devam edeceğini de belirtti. Bilindiği üzere sıfır karbondioksit politikası pandemi döneminde Sri Lanka'da uygulandı. Bu politika kapsamında Sri Lanka'da tarım alanları ve hayvan çiftlikleri büyük oranda yok edildi. Karbonsuz ülke projesi uygulanmaya başladı. Ancak bir sene sonra Sri Lanka'da toplumsal bir çöküş meydana geldi. Tarım alanlarının ve çiftliklerin yok edilmesi büyük bir krize neden oldu. Sri Lanka'da gıda kıtlığı meydana geldi. Ekonomik kriz Sri Lanka'da 7 ay içerisinde içinden çıkılamaz buhrana dönüştü. Ve sonunda ülkede katük bir ortam meydana geldi. Hükümet ülkenin temerrüte düştüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından aç ve yoksul olan kitleler devlet binalarını bastı. Devlet başkanı Sri Lanka'dan kaçmak zorunda kaldı. Ülkede henüz yeni bir hükümet ve kaostan kurtulmak için çalışma başlatılmış değil.